Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetu lil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çıralı ve humik huluk. Yakşı ve yaman ahlak. Bandanı Allah Azze ve Celle'ye yakın kılalıgan uluk amellerden bu güzel huluk. Bandana Allah Azze ve Celle'den uzak kıladığın yaman amel, bu yaman hulk, yaman ahlak. Ahlak, her bitten eserin kıladalar asası sorunadı. Dinimiz ahlak değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bitti işte bizi ibret boyanlar edek, bana şu hulk meselesinde hem siz bulamız ibret boyanlar. Ahlakı güzel boyan kişi bulan, ahlakı yaman boyan kişi. Bu ikisi beraber bulur mu? En güzel hulk egesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve teala Peygamber aleyhisselam'ı maktarken şunu dedi. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Elbette siz ey Muhammed aleyhisselam büyük hulk üstüdedirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel hulkunu, güzel ahlakını, kadrını, kançalar, baratı ikenlikini siz bulan bizge bayan kuvvet ediler. Elbette sizlerin oranınızda menge, mahbub oğanınız, ve kıyamet günü de menge meclis cihatı diye karar buladığınız ahlakı güzel rahınız. Boyunuz, palancı milletvekili, anakayılar demedi. Hulkı çıralı bu geniyle menge mahbub raksılar ve kıyamet günü de menge meclis cihatına yakın raksılar. Kim cennetini isterken onge ahlakını çıralı kılışı yuvacı buladı. Ama ahlakı buzuk, mütekebbir, haddinden aşken kimseler herkes Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in suhbeti yakın buluşu olmayıydı. Kişi özünü güzel hulku bilen, çıralı ahlakı bilen, keçelere tınmayı namaz okuydu yani. Kündüzlere tınmasından rozu tutuyordu yani adamlardan uzup getirdi. Haydar ve etemiz. Keçelere nafır okuydu yani. Kündüzlere nafır uzaladı tutuyordu yani adamdan köre. Doğru mu doğru beş mahal namazını okuyup, hulkunu çıralı kısa, nergi nafır amaldi köp kuleyken adamdan uzup getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bir ayolunu zikir kılıçtı. Tünlere ibadetlik, kündüzlere nafara uzaradı, köp tutadı. Şimdi kimdir bu tutarsanı eşkenden keyin cenneti bu sekereyi bu ayol degen hayal gibi aradı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayolunu hiye finnar. O ayol cehennemde dediler. Sebebi hoşnusiga tili bilen azar verer dedi. Hulku yakşınmaz edi. Hulku yakışmasa kelime, bir yada kılıyken nafı amalları askatma yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, El-mu'minu ilfun ma'luf, ve la hayra fî men la yu'lafu. Mumun kişi abdi buladı, adamlarca ülfet bula alaydı. Yani adamlardan kilişket alaydı, adamlardan muamalada bula alaydı. Ben şimdi kekeye duruyor muydu? Ben etkenim buladı, dakansa duramam indi. Şu adamlar var, ben etkenim buladı, ili boğmuydu dedi. Peygamberimiz dediler, adamlar bilen yengil muamele kılamaydı gön. Adamlar bilen kirişip ketamaydı gön adamda hiç kendi yakşılığı bulmaydı. Şuna alayım oldu mu? Müslüman adam adamlara ülfet buladı ve adamlar hem onunla ülfet buladı. Muamelesi yengil buluşluyken. Kendi hadisini okuyunuz. İmam Bayhaqi'den. İnna Allah'a yubugidu kulle ce'variyin, cevvazin, sahabin fil asvar. Cifetin bil leyl, himarin bil nahar. Elbette Allah Ta'ala her kandayı mütekebbir, nasihatke kulak tutmuyduken, kopal, dağal, adamlar bilen tınımsız taraşıp tartışadıken, bakır çakır kıladıken kimsenin yaman köredi. Haydaramız, mütekebbir, nasihatke kulak tutmuyduken, kopal, dağal, adamlar bilen tınımsız taraşıp tartışadıken, bakır çakır kıladıken kimsenin Allah Ta'ala yaman köredi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'liga yosh bola paytida kelgan. 9 yil payg'ambarimizning xizmatini qildim. Rasululloh biron marta menga bir ishni qilsam, nimaga bunday qilding? Yoki bir ishni qilmasam, nimaga mana bunday qilmading demaganlar dedi. 9 yashar bola. Kunlarning birida payg'ambarimiz Anas ibn Malikni bir ishga jo'natadi. Anas ibn Malik yosh bola. Köçüge çıkıp getirdi, yaş varlar bile oynayıp kendilerini köyledi de hali yerden tur oynayıp kaladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi biliyenler. Faras kılıyım. Oğlu izi, Cenab-ı Tis, 9 yaşarı oğlu izi.
zarıqıp durursunuz bir işe. Yok da, bir saat oldu yok, iki saat oldu yok. Çıksız yaş bu olabla top tepi yaptı. Ne deyorsunuz? Herkes uzun fiyatından kep çıkıp durup duradırma deyişini. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne bakıldılar? Çıksa anasını malik yaş bu olabla oynayıp durdu. Anasını malik yeterdi, bura ona yelkemge dedi, kolu düştü dedi. Yelkemge bura da kolu düştü, karasam Resulullah. Külüp durgen ekenler. Ey Anas, men yuborgan joyga bordim mi? Hozir borib kelaman Rasululloh deb ketdi. Ana birodarlar, ana biz hozir o'zimizni farzandlarimizga ham shunday muomala qila olmayapmiz. Endi hozirgi zamonda odamlarni o'zini qo'lidagi xizmatchilari, qo'lida ishlaydigan ishchilarga qilayotgan muomalani ko'rsangiz, u qul emas ular. Bor yo'g'i oylik olib qo'lida ishlaydi. Shunaqa so'kadi, shunaqa haqorat qiladi. Nauzubillah, ularda bu so'zlarni qatag'arlashlikka. Ahloqi go'zal inson bilan badxulq bo'lgan inson hargiz teng bo'lmaydi. Masalan, xulqi chatoq odamlarning yana bitta alomati, jo'ralar o'tirib siz gaplashib, ulfatlar, gapirib bir gapingizdan adashib ketdingiz. Darro masxara qiladiganlar bo'ladi ichida. Gapirayotib biror bir xato yo'l qo'ydingiz, sirrasingiz devasa qoladi. Kulgiga o'radi. O'sha odam bo'lganda keyin gapingiz ham kelmaydi, indamay o'tirasiz. Ona maraz bo'ladimi majlisimizda? Men bormayman unda. Kunlar birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga bir odam kelib, haqorat qildi u kishini. Umar ibn Xattobni g'azabi kelib, jahli chiqdi. Shunda shu majlisda o'tirganlardan Umar ibn Xattobni hamrohlaridan bittasi "Val kadiminal g'oyda bal afinanin nas wallohu yuhibbul muhsinin" degan oyatni o'qib berdi. Bu kishilar siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan bularam. Jahli chiqqan, xursand bo'lgan. Ammo bizdan farqi oyat yoki hadis aytilsa, darrov amal qilishgan. Oyatni qarang. U taqvodor zotlar g'azablarni ichlarga yutadigan, odamlarning xato kamchiliklarini afv etadigan kishilardir. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni sevadi. G'azabini yutadi, afv qiladi, ehson qiladi. Umar ibn Xattob g'azabini yutdi-da, hali so'kkan kishini afv qildi, yana ozgina ikrom ham ko'rsatib qo'ydi. Bu faqatgina Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'lida tarbiya olgan sahobalarning xulqi edi. Ali ibn Husayn. Ali ibn Husayn roziyallohu anhu majmuin. Zaynul Obidin kishining laqabi. Zaynul Obidin. Bir kishi kelib Zaynul Obidinni haqorat qildi. Aslan o'ziga o'xshab turib javob qaytarishlik adolat bo'ladi. To'g'rimi? Lekin bu qotinda chekiga tortib qoldi. Nima qilasiz dedi. Bu chekiga o'taylik dedi. Nima qilasiz dedi? Zaynul Obidin aytdiki, sizni meni haqorat qilganingizni ashoblarim eshitib qolmasin dedi. Tushunarlimi? Agar bitta so'kib olgan bo'lsangiz, xamir xolarni eshitsa, pachag'izni chiqaradi degani. So'ngra ustida bir chiroyli ko'ylagini yechib unga berdi. Bu dedi, sizga mendan hadiya dedi, sadaqa dedi. Hali kishi hayron bo'ldi. Zaynul Obidin qarab, yana hojatingiz bormi boshqa dedi. Kimga qilyapti bu muomalani? Haqorat qilgan kishiga. Hali kishi qilgan ishidan uyaldi. Shuncha so'kib tursam shunday bir izzat ikrom ko'rsatdi dedi-da, guvohlik beraman. Siz Rasulullohning xonadonidansiz. Ya'ni Rasulullohning nabirasisiz, chevarasisiz haqiqiy. Men guvohlik beraman dedi. Bu birodarlar nabaviy xonadon, nabaviy axloq xonadonidan. Asalga sirka qo'shsa nima bo'ladi? Bir piyola asalga bir qoshiq sirka qo'shib olsa nima bo'ladi? Ya himiski sastapani bo'ladimi yoki sifatini bo'ladi? Asal o'ladi. Asal o'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Inna su'al xuluqi yufsidul amala kama yufsidul halul asala." Sirka asalni buzganidek, fasodga uchratganidek, yomon xulq amalni fasodga uchratadi. Asal bu xayrli amallar, sirka bu yomon xulq. Yaxshilik nima deb payg'ambarimizdan so'rashganida Rasululloh aytganlar, qaranglar. Al birru husnul xuluq. Yaxshilik bu go'zal xulqlar. O'z-o'zidan kelib chiqadi yomonlik yomon xulqlar. Bir kishining axloqi zo'rmi? Demak unda hamma yaxshilik bor. Bir kishining xulqi buzuqmi? Demak unda hamma yomonliklar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganida odamlarni ko'proq jannatga kirishiga sabab bo'ladigan amal qaysi? Rasululloh ikkita amalni aytdilar. Taqvo
ve husnul huluk. Takva kalb amala. Husnul huluk, çıralı huluk, zahirimizdeki amal. Yarım yol takva deyken, yarım yol güzel huluk deyken. Şeytan namazdan tosanıydı mumun benden. Namazda okuydu. Rozadan tosanıydı. Rozanı tutadı. Damdat götürdü. Zekatı verdi. Hacını kıladı. Bu amellerden şeytan tosanıydı. Ama hulkunu bozup konuştuğu bilen Müslümanların vücuduyan katları zarar etkisi koyadı. Hulkı çırali boyun adam bilen, hulkı yaman boyun adam beraber boladı mı? Hiç kaçan beraber olmaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamını özünün asıl sureti de iki metre görüyenler. Birincisi vahiy yapken yanında, ikincisi Sidretul Muntaha'da. 600 de kanatı bilen, Osman bilen yerde ortasında muallak arşta oturganını Peygamberimiz görüp, korkudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan cilamaya kaldırdı. Ey Muhammed, siz Allah'ın Resulüsüz, men Cibril'men dedi. Ta Cebrail aleyhisselam közden gayb boyunca, Peygamberimiz onu da kımılanmasından turdular. Sonra üyüge gelip Hadice anamızga zemmiloni, zemmiloni, orap koyular mene, orap koyular, korkunu kattıkla giden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az güne özgeki genlerden keyin Hadice anamız bol genişini soradılar. Peygamberimiz eti bir genlerden keyin Hadice anamız sözünü karayın. Yoktu. Allah'a kasam ki Allah herkes sizge yamanı yetkiz miydi? Neme üçün? Allah sizi korkmaydı, korkmayın, havatıramayın. Neme üçün? Çünkü siz sebep kılın nümanı görsete yaptı hadis anamız. Çünkü siz karımdaşı ruhçiliğine ornege koyasız, daim rozga burasız, zayıflarga yordam berasız, mehmanlarını ikram kılasız, muhtaçlarga yordam görsetesiz. Bularına hemen silme değil adı. Çırali hulki. Hulki çırali adamsız, Allah sizi yamanı yetkiz miydi de hadis anamız Resulullah'a teskin veriyor. Çünkü buradalar, kılıkken kesmik amalımızın ticaret bulmayken bosa, başımız problemden çıkmayken bosa, hulkumuzu yani bir karab göreyelik ki, ihtimal şu hulkumuz tüpeyelik. Könümüzdeki hatırcan, falavan, saadetli, tökün saçın hayat bulmayekendir. İhtimal. Estaizu billah. Fabime rahmetin minallahi lintelehum. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Ey Muhammed Aleyhisselam! Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki sahabalar özlerini, canlarını fida kılışırken tayyara buluşken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında onlar mahkem cemlenişi alışken. Biz etrafımızda adamlar cemlenişini haklasak, hulkumuz çıralı buluşmak gerek. Peygamberimizin etrafında ne için cemlendi? Sahabalar, Allah Teala bayan kıl yaptı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Allah tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Sahobalaringizga muloyim bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lardilar. Qo'pol bo'lsangiz, dag'al bo'lsangiz, xulqingiz chatoq bo'lsa, siz atrofingizda hech qachon odamlar jamlanmaydi. Ya'ni dunyodagi eng afzal odam bo'lsangiz ham, eng taqvoli odam bo'lsangiz ham, xoyrul xalq Muhammad alayhisalom bo'lsangiz ham Hulkiz yaxshi olmasa, qattiq qo'l dag'al bo'ladigan bo'lsangiz, atrofingizda odamlar turmaydi. Falonchilar bilan o'tirishni yaxshi ko'radi bir odam. Nimaga desa, xulqi zo'r odamlar. Falonchilarning oldiga borgisi kelmaydi. Nimaga borgisi kelmaydi? Bordi izlasa qilaveradi-da. Bordi masxara qilaveradi, yerga uraveradi, rangini, bo'yini, pulini yo'qligini, mashinasini, nimasi bor yana masxara qiladigan. İmanınız buralar, akideyiz, ibadetiz bu. Rabbiz bilen sizi ortasında buladığın iş. Ama adamlar sizi nemezden faydalanadı? Nemezden huzurlanadı? Hulkizden çıralı muamilesden. Bana hemimiz diyem icabi, salbi sıfatlar var. Pilüsümüz hem var, minüsümüz hem var. İşen orayın. Atrafizdeki adamlar sizi pehli atıvarız ki sabır kılışı yaptı mı? Demek sizden bir fayda var bu. Aile yolasız, ya ki kendinize bir menfaat var. Çünkü çıdaşadı. Üçü faydayız. Ula getirecekken menfaatiz yok olmasın da ineyi körasız, hakiki, kadri, kıymetiz onu aldı da. Ağırıp olsun, kemiği diyen. Körgen yan var mıydı? Yok olup kesiz, buna sorap soruşturmam koymaydı. Ne mi için? Kadri, kıymetiz yok bu adam için. Selamet ibn-i Dinar. Söz gen bir itibar verirler de.
mo'minligimda uchrab qoldi. Yomon xulqli kishi. Bu kishini yomon xulqidan birinchi aziyat chekadigan odam kim? Kishini yomon xulqidan aziyat chekadigan birinchi odam kim? O'zi. Birinchi nervini asabi ketadi. G'azabi kelaveradi, nervlar tugadi. Birinchi o'zi peli tor, hayotga qarash tarang, odamlar yomon ko'radi. Yomon xulqingizdan birinchi zarar ko'radigan o'zingiz. Keyin ayoli. Keyin farzandi. Keyin mingan ulovi. Yo uydagi hayvonlari. To'g'rimi? Qo'y marasi uradiganlar bormi? Tovuq ilishni xoxolab qo'ysa borib suv sepadiganlar bormi? Demak, xulqi yomon odam birinchi o'zi zarar ko'radi bu yomon xulqidan. Orqasidan ayoli, orqasidan farzandi, orqasidan yon atrofidagi chorva hayvonlari ulovlar. Ayoli ham zo'rg'a chidaydi buni xodamlar. O'rtada bolalari bo'lmaganda bir kun ham sabr qilmas edi. Bolalarim uchun yashayapman deydi. Kuyov bolalar, bir o'ylab qo'yaylik. Mayda hammamiz xulqli, odobli, esli bo'lib o'tiribmiz, chiroyli bo'lib qaraylar, tahoratli, ibodatxon. Ammo ayolimiz bilan bo'layotgan muammolarimiz qanaqa? Qayoqqa boradi? Hasan Basri aytgan ekan, senga qanday muomala qilishlarini xohlaysan? Odamlar. Sen ham shunday muomala qil, mana shu insof degan ekan. Agar xotiningiz o'rniga siz o'rni xotin qilib uni er qilib qo'yganda nima bo'lardi xolis? Xotiningiz o'rnida bo'lishni xohlarmidingiz? Xotiningiz sizni o'rningizda bo'lib turib. Chidolamidingiz? Chidolmasdingiz. Shuning uchun xoyrukum xoyrukum li ahli payg'ambarimiz aytganlar, sizlarning ichingizda zo'rlaringlar oilasiga yaxshi muomalada bo'ladiganinglar. Va men dedilar Rasululloh oilamga muomala qiladiganlarni, ya'ni o'zim oilam bilan muomaladagi eng zo'rlaringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar sahobalaridan, sizlarni oralaringizda pahlavon deb kimisan esizlar? Sahobalar aytishdi, kurashib hammani yengib qo'yadigan, o'zi esa hech ham yengilmaydigan odamni pahlavon deymiz deydi. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q, pahlavon g'azabi kelganda o'zini tiya oladigan odam. Umar ibn Abdulaziz, Xulofoi Roshidlarning 5-inchisi, Banu Umayya xalifalaridan. Banu Umayya davlatini chegarasi birodan juda ham katta bo'lgan. Xalifa olib turgan paytida bu kishi masjidga bir hamrohi bilan qorong'ida kirib boruvdi, bir odam yotib uxlayotgan ekan. Xalifa haligini ko'rmasdan oyog'ini bosib oldi. Hali yotgan odam jahli chiqib shart turdi, ey dedi, jinnimisan dedi. Xalifaga. Jinnimisan dedi. Umar ibn Abdulazimga qarab turib, yo'q dedi, o'tib ketdi. Hamroh aytdi, sizni haqorat qilsa indamay ketaverasizmi dedi. Haqorat qilmadi meni dedi. Yo, haqorat qildi dedi. Xalifa aytdi, u mendan savol so'radi, men javob berdim dedi. Qani shu tushuncha bilan yasha olsak? To'g'ri, to'g'ri qilinda, mantiqqa to'g'ri keladi. Jinnimisan dedi, yo'q dedi, bo'ldi ketdi. Val kazimina al-ghayd va al-afina an-nas. Bu kishilar g'azabini yutgan, odamlarni avf qiladigan, odamlarga yaxshilik qiladigan kishilar. Yaxshi xulq egasi bilan yomon xulq egasi bo'ladilar. Barobar bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, innama bu'istu li utammima makarim al-axloq. Albatta men go'zal xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborildim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar ham odamlar orasida chiroyli xulq bor edi. Ahdiga vafo qilishlik, sahovat, jasorat, g'ayrat, shijoat. Ammo payg'ambarimiz kelib mana shu xulqlarni kamoliga yetkazdilar. Ana shu arabiy shoir aytganidek chodiridan qo'shni ayol tashqariga chiqib bo'lsa, ko'zimni olib qochib turaman, ko'zdan g'oyib bo'yin uchadi. Qur'on o'qimagan, hadis o'rganmagan, iymondan xabari yo'q johil arab sahroyi. Xulqni qarang. Chiroyli xulq bo'lgan, hozirgi kunda namozxonlarimiz bor. Ibodatdagi akukalarimiz bor. Ko'zini tiyishni bilmaydi. O'zini nazorat qilishni bilmaydi. Xulqi chatoq. Kana xulquhu al-Qur'an. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xulqi Qur'on edi. Siz o'zingizni har qancha maqtamang. Har qancha o'zingizni fazilatlaringizni gapirmang. Maqtanmang, sizni haqiqiy qadringizni belgilaydigan narsa bu
güzel hulkiz. Hulkiz güzel mi? Siz güzel insansız. Hulkiz buzuk mu? Siz yaman hunik insansız. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızı güzel ahlaklı bandalardan buluşuyunu tavfiğini söyleyemiz. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.